Bu yaptığını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum Necdet. Yasemin, ne olur kendini borçlu hissetme. Benim hiç hayalim yok ki. Hayatımda kimse yok. İşimden başka meşguliyetim yok. Bu evlilik beni alt üst etmeyecek yani. Hem ayrıca ben sana yardım edebildiğim için çok mutluyum. İnanıyor musun samimiyetime? İyi. Gidelim mi? Gidelim. Bu gece ikimiz de evdekilerle konuşuyoruz, tamam mı? Tamam. Çok zor bir konuşma olacak. Annem çok şaşıracak. Yasemin, bu yoldan geçmemiz lazım, biliyorsun. Lale'ye önceden mi söyleseydik acaba? Ne fark eder ki? Doğru. En çok o şaşıracak. Tabii annem de. Uf. Yasemin. Hadi göreyim seni. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana söylemek istediğim bir şey var anne. Evet, seni dinliyorum. Baş başa. Emine. Işık ne zamandır... Ay, sütlaç istiyordu abla. Bir yapıversene. Tabii, hemen ablacığım. Evet, artık baş başayız. Yasemin'le sen evleniyor musunuz? Evet. Yasemin'le sen evleniyorsunuz. Evet. Aa, tabii ki sizin müsaadenizi almak şartıyla tabii. Bize apar topar adadan çağırdığın kadar varmış. Dilşat, gördün mü? Bizim oğlan karda yürüdü, izini belli etmedi. Ya, ben çok mutlu oldum Necdet. Yasemin'i çok severim. Nezahati, Rıza Bey'di. Bize bu kadar uyan bir gelin adayı olamaz. Vallahi ben de annen gibi düşünüyorum. Artık evlenmenin vakti de gelmişti. Hayırlı olsun oğlum. Ben aranızda hissi bir münasebet olduğunu hiç fark etmedim. Lale. Gönül işlerinin açık açık yürütülmesi, iyi aile kızlarının terbiye sınırlarını aşar Lale. İşte nişan bu sebeple yapılıyor. Aa babacığım, biz bu arada nişan falan istemiyoruz. Hemen nikahlanmak istiyoruz. Çünkü biz düşündük ki şimdi Rıza amca hapisteyken böyle şeyler münasip değil. Doğru. Neler de düşünmüşler, görüyor musun Hasan? Ya. Şimdi bizden ne istiyorsun bakalım? Ha işte bilmiyorum. Ne yapılması gerekiyor? Önce gidip Yasemin'i annesinden isteyeceğiz. Doğru tabii. Önce gidip kızı istemek lazım. Bir ara Rıza Bey'le de görüşmek gerek. Ya, ay Hasan, öyle sevindim ki. Bu da nereden çıktı? Hani aşk evliliği yapacaktın? Hani Ahmet olmazsa kimse olmazdı? Ahmet mevzu kapandı biliyorsun. Kapandı da bu mevzu da çok çabuk açıldı. Yasemin, yoksa bilmediğin bir şey mi var? Ne olabilir anneciğim? Ama ne bileyim, ne bileyim ben? Başımızda bir erkek olsun diye falan mı düşündün sen? Allah için Necdet bize her mevzuda çok yardımcı oldu. Ama eğer bu sebeple evlenmek istiyorsan... Hayır, sebep bu değil. Necdet benim çok beğendiğim, huyunu suyunu bildiğim biri. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Hayatına bir yön vermek istediğini söyledi. Artık ben de hayatımı yoluna koymak istiyorum anne. Sen değil miydin aşkın sonradan geleceğini söyleyen? Evlenmeden evvel babamı kaç defa gördün? 3. Sonra ne oldu? Ona deliler gibi aşık oldum. Gördün? Evet. Necdet'i ben de çok beğenirim. Demek gizli gizli seni beğenir dururmuş. Bana bak. Yoksa Ahmet'i unutmak için mi yapıyorsun bunu? Bak eğer öyleyse... Anneciğim. Onu unutmak için Necdet'i kullanabilecek biri miyim ben? Aşk olsun. Mutlaka babanın rızasını almamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Babamın rızasını almadan olur mu hiç? Merak etme anne, mutlaka alacağız. Abi gelebilir miyim? Gel tabii. Sevim.
Sen bana şu işin aslında esasını bir anlatsana abi. Laleciğim, işin aslı esası bu. Ne anlatmamı istiyorsun? Bu sürpriz evlilik kararını neden verdiniz abi? Bana Yasemin'e aşık olduğunu söyleme sakın. Çünkü o Ahmet... Laleciğim, istersen buna aşk evliliği demek yerine birbirini seven iki insanın evliliği diyelim ve seni de mutlu etmiş olalım. Tamam mı? Laleciğim, ben Yasemin'i yıllardır tanıyorum. Ailesini tanıyorum. Onlar benim ailemi tanıyorlar ve seviyorlardı. Ayrıca kardeşimle en yakın arkadaş. Daha ne olsun? Neredeyse görücü usul bir izdivaç diyeceksin. Lale, kendini bu fikre bir an önce alıştırırsan iyi olur. Çünkü bizim kararımız kesin. Onun en yakın arkadaşı olmasam, olan bitene şahit olmuş olmasam belki bu izdivaca inanabilirdim. Benim için mühim olan senin mutluluğundur abi. Ama bu mevzuda tereddütlerim var. Rıza'nın nikahınızın burada kıyılmasına çok memnun oldum. Necdet'in sayesinde. Bunu düşünmen ne büyük incelik Necdet. Ya. Teşekkür ederim. Ben de bugün bir sürü iş hallettim. Yıldırım nikahı için hemen hemen her şey hazır gibi. Cezaevi müdüründen de gerekli müsaadeleri de aldım. Ha, bizimkileri aradım. Hemen yola çıkıyorlar onlar da. Aa, çok sevindim. Ben de Mehmet'i aradım. O da Deniz'de geliyor. Emine'yi de getiriyor. Çok sevindim. Işık odada yalnız başına korkmasın. Rolünü ezberliyor. Hmm. Bir piyeste oynayacak da. Öyle mi? Ne güzelmiş. Hadi biz de yatalım artık çocuklar. Yarın erkenden kalkacağız. Yasemin için aldım. Nasıl, güzel mi? Hmm, çok zarif. Çok güzel. Çok güzel. Sence nasıl Lale? Güzel. Ay Lale, yeter ama artık. Ne bu surat kızım, neyin var senin? Abin evleniyor diye sevinmedin mi? Yasemin'le evleniyor, daha ne istiyorsun? O senin en yakın arkadaşın. Derdin ne? Bilmiyorum. Çok ani oldu, alışamadım herhalde. Ama artık alışsan iyi olacak. Yarın evleniyorlar. Sen valizini yaptın mı bakayım? Hayır, ben gelmeyeceğim anne. Hemen odana git ve valizini hazırla. Böyle bir günde abinin yanında olmaman kabul edilemez. Bunda Necdet takar artık. Taksın. Ne oluyor bu kız, anlamıyorum ki. Bana da gülümsedi. Yakında sohbete başlayacak, görürsünüz. Gider gitmez bizi ara, tamam mı? Tamam. Canım. Defneciğimi öp benim için. Tamam anneciğim. Dikkat edin, olur mu? Sayın yolcularımız, yaklaşık 10 dakika içinde İstanbul'a inmiş olacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Şimdi buradan çıkan neticeyi ikiye bölüp sonucu bulacağız. Abim geldi, abim geldi. Hoş geldin abicim. Nasılsın canımın içi? İyiyim, hepinizi çok özledim. Babam iyi mi? Hoş geldin Ahmet. Sürpriz oldu, seni beklemiyorduk. Şevket Bey nasıl? Hoş geldin Ahmetciğim. Baban nasıl? Çok meraktayım. Babam iyi. Tabii henüz konuşamıyor bile ama annem durumundan memnun. Ahmetciğim, sen açsındır. Sana hemen yemek hazırlayayım. Uçakta yemiştim ama hayır demem. Tamam, oldu. Ben de fazla geç olmadan eve gideyim. Bu saatte gitme artık. Hem bir iki gün daha kalırsam memnun olurum. Benim çok işim olacak, koşturmam gerekecek. Defne ile biraz daha ilgilenirsen sevinirim. Biliyor musun, mektepte bir piyeste rol aldım. Sahi mi? Ne vakit göreceğiz seni? Daha var. (Gülüyor)
Gelinlik sana ne kadar yakışırdı. Bir kızın daha var, unutma anneciğim. Ben gelinlik giymeden evlenmem zaten. Tayyör nikah için münasip. Daha evvel de nişan olmalı. Düğünde de gelinlik. Gördün mü? Küçük kızın bütün kaideleri yerine getirecek. Al. Bunu taşımam şart mı? Aa. Bari bir buketin olsun da geline benze. Al bakayım şunu eline. Gel Necdet, biz hazırız. Çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. Çıkalım mı? Damat gibi oldun maşallah. Hanım özenmiş getirmiş, ne yapayım ben de giydim. Tabii tabii, bunlar güzel şeyler. Epeydir unuttuk ama ne yapalım. Kız evlendirmek sahiden zormuş beyler. Başınıza gelince anlarsınız tabii. Ben bir tanesini evlendirdim. Buyurun. Teşekkür ederim. Allah mesut etsin. Ay canım benim. Hala inanamıyorum. Ah. Merhaba. Merhaba. Tebrik ederim kızım. Teşekkür ederiz efendim. Merhaba enişte. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Sen de mi buradasın Deniz? Tabii. Bensiz olur mu hiç? Olmaz ya. Nasılsın Rıza? Şükür kavuşturana. Sizi gördüm ya, artık daha iyi. Ah Rıza Beyciğim, sonunda görüştük. Hem de mutlu bir olay sebebiyle. Hoş geldiniz Dilşat Hanım. Hoş bulduk. Cezaevi çatısı altında olsa bile böyle mutlu bir günde sizinle tanışmaktan onur duydum efendim. Teşekkür ederim. Nasılsın Lale'cim? Asıl siz nasılsınız Rıza amca? Öp kız. Niye işle meşgul oluyorsunuz? Ben daha önce ordudaydım efendim. Babacığım. Biliyorum, biliyorum. Birçok kişi bu yüzden işsiz kaldı. Çok güzel olmuşsun. Ada Yasemin'im artık sana emanet. Onun ne kadar narin olduğunu unutma sakın. Pek güzel oldu. Nasıl unuturum Rıza amca? Hadi hanımlar, toparlanın artık. Nikah memuru gelecek şimdi. Hoş geldiniz. Şimdi ise bir hoş geldiniz. Çok güzel. Hoş bulduk. Nikah işlemlerine başlayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. İyisin. Tekrar hayırlı olsun Hasan. Sağ ol Mehmet. İster misin? Affedersiniz. Ben hemen geliyorum. Tamam. Hayat böyle işte Mehmet. Ne zaman neyle karşılaşacağımızı nereden bilebiliriz ki? Evet doğru. Çok haklısınız. Daha dün Rıza Bey'e tut bakalım. Bugün mutlu bir hadise için bir araya geldik. Affedersiniz. Benim bir arkadaşım gelecekti. Geldi mi acaba? İsmi Ahmet Gülsoy. Geldi. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Bir acelesi vardı galiba. Ne derler? Allah bir yastıkla kocatsın. Amin efendim. Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Rica ederim. Gel bakayım sen yanıma. Ters giden bir şey mi var? Ya yok, hayır. Yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz ya. Hesabı kapatayım dedim. Senin maymunsun. Evet. Ablam bana verdi. Çok yakıştı. Yasemin, usul gereği benim bunu sana vermem gerekiyor. Annem sıkı sıkı tembih etti. Thank you.
Neyse ki bir kanepe var odada. Ben geceleyin burada yatarım. Ben de yatabilirim. Hayır canım, olur mu öyle şey? Olmaz. Hem burası iki kişi için çok ufak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yasemin, ben sana bir şey sorabilir miyim? Ahmet... Ahmet sana gelse ve... seninle beraber olmak için sana ısrar etse... sen ne yapardın? Hani bu vaziyette... onun bebeğini taşırken... Bu bebekten Ahmet'in hiçbir zaman haberi olmayacak Necdet. Hem biz çok ciddi sebeplerle ayrıldık. Artık birlikte olmamız mümkün değil. Babamın hayatta olması bile değiştiremiyor yaşadıklarımızı. Acı şeyler yaşadık ki onların üstüne mutluluk kurmamız imkansız. Bana söyleyecek lafın yok mu Necdet? Tabii, ne söyleyebilirsin ki? O vakit ben sorayım. Bu izdivaç nasıl oldu ha? Nasıl? Ne zaman karar verdiniz? Bunlar ne zaman oldu? Ahmet, sana hesap vermek mecburiyetinde değilim. Hayatımın aşkını elimden aldın ve bana söyleyecek bir lafın yok, öyle mi? Onu nasıl ikna ettin? Teo, bizi yalnız bırakın. Necdet, hadi. Hadi Lale. Yok bir şey. Ahmet. Yasemin bana kesin olarak ayrıldığınızı söyledi. Bu mevzunun tamamen kapandığını söyledi. Sen de hemen ona evlenmemi teklif ettin. Neden? Ne oldu da birden evlenmek aklınıza geldi? Bu bizim Yasemin'le aramızdaki bir mesele. Konuşulacak bir şey yok. Bence sen de kapat artık. Bu mevzu kapanmaz Necdet, göreceksin. Hayat sana bunu gösterecek. Buradan uzaklaşmanın fırsat bildin. Yasemin'in içinde bulunduğu ruh halini kullandın. Necdet, bu izdivacı beni unutmak için yaptı, anlamıyor musun? Başka türlü kopmamız mümkün değil. Onun hayatı boyunca tek aşkı benim. Ne yaşarsak yaşayalım, bu hiç değişmeyecek. Bu saçma evliliği hiç ciddiye almıyorum. Ahmet, bunu kabul etmenin zor olduğunu biliyorum. Ama alsan iyi olur. Yasemin şimdi senin karın mı oldu? Öyle mi zannediyorsun? Nikah defterine atılan saçma bir imza bizi ayıramaz. Ahmet, bu fikre bir an önce alışsan iyi olur. Hayal dünyasında yaşamaktan bir an önce kurtul. Evet, Yasemin artık benim karım oldu.
benim karım oldu. Anla bunu. Oydu değil mi? Ha? Bir türlü ilan aşk edemediğin kız Yasemin'di değil mi? Bunu nasıl da anlayamadım, nasıl da anlayamadım, nasıl? Nasıl? Ahmet, sana bunu açıklamak zorunda değilim. Necdet! Ahmet, çık dışarı! Tamam. Ahmet! Kalk. Tamam, iyiyim. Lale, neler oluyor Lale? Bilmiyorum, ben de senin kadar şaşkınım. Tamam, yok. Geç. Tamam, yokmuş. Yasemin bana bunu nasıl yapar? Nasıl bu kadar kolay bir yolu tercih eder? Böyle yaparak münasebetimizi tamamen bitirmek istedi Lale. Çok kızgınım Lale. Çok kızgınım. Eğer seni rahatlatacaksa ben de çok kızgınım. Thank you.
karışık heyecanlı mı? Olmaz mı? İlk defa sahneye çıkıyor. Ya ezberimi unutursam diye telaşlandı durdu. Göreceksiniz, bakın nasıl rol yapacak. Müsamere kaçta başlıyor Nezahat teyze? 3'te. Ne güzel masa hazırlamışlar değil mi Dilşat? Ya. Çörekleri soğutmayın, pastaneden yeni geldiler. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, aslında bu kahvaltının bir sebebi var. Bizim size bir haberimiz olacak. Daha doğrusu bir müjdemiz. Biz bir bebek bekliyoruz. Tahmin etmiştim. Necdet daha cümlesine başlamadan demiştim. Çok mutlu oldum oğlum. Çok sevindi. Ne mutlu bize. Canım kızım. Canım kızım, dünya gözüyle torunumu görürüm inşallah diye. Tabii görürsün. Sen daha kaç yaşındasın? Necdetciğim. Tebrikler. Çok teşekkürler, sağ ol. Tebrik ederim Nezahat Hanım. Teşekkür ederim. Abi, çok sevindim. Dilşatcığım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bu günleri de mi görecek canım? Demek anne oluyorsun. Evet. Bu durumda ben de hala oluyorum. Bakalım bir hesap yapalım. Şimdi bebek ne vakit doğacak? Tebrik ederim Yasemin. Hadi hesabı sonra yapalım. Çaylarımı soğuyor. Doğru. Evet. Doğru. Ay ay. Al ye ye. Ada evi cevap vermiyor. Abim nerede anlamadım. Hem niçin hep orada kalıyor? Bugün müsamerim olduğunu nasıl unutur? Hem de kaç defa söyledim. Defne, sen geç kalma. Önce prova yapacağız demedin mi? Evet. Bugün beni seyretmeye senden başka kimse gelmeyecek. Ne kötü. Sağ ol. Sabahtan beri seni arıyoruz. Telefona cevap vermeyince merak ettik. Duymadım. Bugün Defne'nin müsamerisi var. Of. Unuttum gitti. Daha geç değil Ahmet. Hemen çıkarsak yetişebiliriz. Hiç gidecek halde değilim hala. Ne olur beni idare et. Bir şekilde telafi ederim. Ama nasıl telafi edersin? Her gün müsamere olmuyor ki. Gelemem diyorum hala. Gelemem. Yasemin'le karşılaşmaktan mı korkuyorsun? Ne diyorsun sen? Ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Evlendiklerini duymayan kalmadı. Yasemin'le olan münasebetinizi biliyorum Ahmet. Ama bu kardeşine karşı olan görevlerini sana unutturmamalı. Bu karşılaşmadan daha ne kadar kaçacaksın? Tamam. Geçebilirsin. Gel, senin saçına bakalım. Görelim bakalım nasıl rol yapacaksınız. Yakında bizim de konserimiz var. Siz de ona gelirsiniz. Geliriz tabii. Değil mi Defne'cim? Defne? Yardıma geldim. Giyindiniz mi? Giyindim de saçımı yapamadım. Ben yaparım, merak etme. Toka getirsene bize. Tamam. Lütfen sessizce bekleyin. Bugün benim kimsem yok, biliyor musun Yasemin abla? Neden? Annemler Amerika'da. Abim de adadan bir türlü gelemedi. Bu gidişle ona darılacağım. Tamam. Beni unuttu. Hiç unutur mu Defne? Bak çok güzel oldu. Orada tek başına yaşıyor Yasemin abla. Hepinizin eve uğradığı yok. Çok güzel bir gösteri olacak. Çocuklar,
Ben konuşmamı yapmak için çıkıyorum. Hemen hepimiz sahneye. Ve çok dikkatli olun. Tamam? Tamam. Tamam. Hadi hadi. Hadi gel, hadi geç kalma. Diyorum. Tamam. Tamam. Hadi, hadi gel, gel şurada takalım. Sen de gel. Defne. Sen de gel. Abicim. Kıymetli Belile. Sonunda geldin demek. Gelmeyeceksin diye çok üzülmüştüm. Affedersin Defne. Affedersin. Bir sahneye çıkmak üzereysen salona geçsene. Ben seni sahneden seyretmek istiyorum. Böylece daha yakınında olurum Defneciğim. Ha, hem seni daha rahat seyretmiş olurum, hem de aralarda birbirimizi görürüz. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Söylenmemiş son sözümdür. Bakir.